özel sektörde bütün olarak ele aldığınız zaman artış bir yıl önceki aynı döneme ilişkin, yani ikinci çeyreğe ilişkin artış yok. Hızda azalma var. İkincisi, ilk 6 aylık dönemi ele alın. Aynı şekilde bunu görüyoruz yatırımlarda. Şimdi burada önemli bir hususta var, inşaat sektörünün konumu Türkiye'de. İnşaat sektörüne baktığınız zaman da, yani inşaat sektörü sürekli olarak öncü bir rol, sürükleyici bir rol oynuyor. Bakın, iktisatta inşaat sektörü konjonktürü hareket ettiren bir sektördür. Bu böyledir, böyle bilinir. Fakat Türkiye'de konjonktürü hareket ettirmenin ötesinde süreklilik kazandı. Sürekli inşaat. Bu da nereden? Özel inşaat firmalarının faaliyetlerini global olarak ele aldığınız zaman, özel sektörü aldığınız zaman negatif burada da gelişme. Devlette yükselme var, devlette artış var. Bu da birçok faaliyetlerden, kentsel dönüşümden, resmi binaların yapılması vesairesi. Şimdi tabii köprü, üçüncü köprü günü var, havalimanı geliyor. Şimdi çok ilginç olan bir şey var tabii. Bu kamu özel ortaklık projeleri. Hastaneler. Şimdi benim aklıma ben geldi. Burada eğer bu yürüse değil, anlaşmalar var tabii ki, yani kabul edildi. Burada da en başta çok kapsamlı bir şey bu. Başlı başına konuşmak lazım ama tabii ki inşaat faaliyetleri burada da canlanacak. Eğer bir de olimpiyatlar alınmış olsaydı artık o zaman inşaat sektörü herhalde patlayıp gidecekti. Özel de hareket edecekti falan vesaire. Ama bunlar sağlıksızdır. Bunların finansmanı nereden kaynaklanıyor? Tüketimin, yani işte devletin yapmış olduğu yatırımlar, inşaat sektörü bazlı, ona bağlı olarak malzeme, işte araç, gereç, üretimi falan. E baktığınız zaman finansman dışarıdan geliyor işte. Dış finansman. Dış finansman. Ama cari açık meselesi var. Çünkü ithalattaki artış ihracatın üstünde. Dış ticaret açığı geçen sene böyle ciddi şekilde arttı. Aynı şekilde de cari açık, yani dış açık da aynı şekilde hızlı bir şekilde ivme gösterdi. Çok hızlı arttı. Dolayısıyla fakat bunun finansmanı tabii gerekiyor. Nereden sayacaksınız? Dışarıdan kaynak girecek. Rezervler kullanıldı biliyorsunuz. 3 ayda 9 milyarın üzerinde bir rezerv gitti. Ama bir de kaynağı belirsiz. Evet, o oldu? 5 milyar yakın, 4.8 milyar dolarlık bir giriş oldu. Hatta Cumhuriyet tarihinin rekoru bile deniyor bunun çok için. Çok yüksek. Evet, çok bir yüksek ayda, olduğu söyleniyor. Bir ayda. Neden Ağustos bu kadar artar? Ki varlık barışı da vardı. Aslında onun da bazı iktisatçılar içine koydu ama varlık barışı kayıtlara geçmesidir bir yerde. Evet. O içinde olmamalı gibi geliyor bana ama. Bakın, emin olun bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Yani açıklanmayan bir şey spekülatif olur, bilmiyorum. Nereden geldi? Çeşitli burada senaryolar yazılabilir tabii. Yani efendim paralar mı ya, onların normal olarak kayıt içinde olmasıyla kayda alınması lazım. Evet. Nereden geldi? Çeşitli sağlar var. Körfez'den mi geldi? Ne bitmez tükenmez Körfez sermayesiymiş bu. Daha önce de oldu biliyorsunuz. Müthiş bir giriş olmuştu. Ya bu yıl değil, daha geçmişte, yakın geçmişte. O zaman işte Irak'tan geldi dendi, para kaçırılıyor dendi falan vesaire. Nereden geldi? Kaynağı belirsiz, bilmiyoruz. Bunlar bu kadar küçük net hata ve noksanın aslında her zaman olur. Yani artılar eksiler tutmaz birbirini, yağarsınız oraya, değil mi? Dolayısıyla bilançolarda bu böyle değil. Bu böyle değil. Müthiş bir para girişi var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bütçe büyüme rakamlarına baktınız mı? Stoklarda da öyle. Yani stoklarda da önemli bir artış var. Demek ki şunu söyleyeceğiz. Yani o da bir düzeltmedir, müzeltmedirin ötesinde stoklara çalışan bir de üretim var. Yani demek ki stoklara çalışan bir üretim var. Demek ki satılmıyor bazı şeyler. Bu kadar kredi yap. Bakın, buradan nereye geliyoruz? Bir ara, müsaade ederseniz onu söyleyeyim. Bir ara şu Ağustos ayında, bugün herhalde, bankalar artık kredi kartı kullanımında ciddi limitler getirecek. Evet. Değil mi? Tartışıldı vesaire. O yumuşatıldı. Bundan sonraki ne bildi? Sistem, tüketim, inşaat vesaire, her şey, bütün sistem eğer borçlanmaya dayanıyorsa kredi kartına limit falan getiremezsiniz. Şimdi bankacılık kesiminde ne kadardır bilmiyorum. Şu an daha afaki kafadan atarak bir şey söylemeyeyim de. Yani artık
geri dönmeyen krediler vardır. Geri dönmeyen bu devletler arası ilişkilerde de borç alışverişlerinde de vardır. Bankalarda da vardır. Gözden çıkalı bu gelmez artık. Yani falan. Şimdi bankaların da böyle bir provizyonları olması gerek kuralıdır bunun. Fakat bunun belli bir limitin üstüne çıkmaması lazım tabii bankanın bilançolarını alt üst etmemesi için. Şimdi mutlaka o provizyonlar yapılıyor, dikkate alınıyor. Bilmiyorum şu anda onun için afaki konuşmayayım dedim. Ama yani bunun döndürülmesi lazım. Limitleri birden falan getiremezsiniz. Sistem o zaman gider. Çünkü tüketimi kurulu olduğu tamamıyla için. Tamamıyla krediye dayalı, borçlanmaya dayalı bir düzen kurmuşsunuz. Büyümeniz ona kaynaklı. Demin söyledik. Tüketim yani kredilerle besleniyor. Efendim özel sektöre bakıyorsunuz borcu inanılmaz boyutlarda özel sektörün. Evet. Bankacılığın ötesinde reel sektöründe borçlara en son bu dolardaki açıklanan artış aslında büyük sıkıntı kaygı olarak karşımıza duruyordu. Rakamlar açıklandı. Ciddi artışlar var. Sürekli artıyor. Evet. Dolayısıyla şimdi yılın ilk 7 ayında 6.9 milyar dolara artışta 145.9 milyar dolar özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli dış borç bu. Kısa vadeli borçsa Temmuz ayında 37.3 milyar dolara yükseldi. Evet yani şimdi dolayısıyla siz de belirttiniz çok ciddi bir şey var, artış var. Bu trend durmuyor, tersine çevrilmiyor. Yani dolayısıyla bu devam ettiği sürece de bunu borçlu bir ülke. Bakın onun yanı sıra Türkiye'nin brüt dış borçlu. Hep diyoruz ki işte IMF'nin borcu canım, IMF'nin borcu önemli değil. Bu IMF'nin borcu taksite bağlanır, ödenir önünde sonunda. Bu böyledir, kuraldır bu. Mesele o değildir. Tamam, ödenmiştir, sıfırlanınca bitmiyor ki. O zaman bakalım. 2013'ün birinci çeyreğinde kamunun borç stoku 103 milyar doların üzerinde. Merkez Bankası'nı geçiyorum tabii o nedenle 6.6 milyar dolar. Özel sektöre geldiğiniz zaman 240 milyar dolardır. 239.934 yani 240 milyar dolardır. Şimdi bunun içinde de kısa vadeli 101 milyar doların üzerinde. Evet. Bunu çevirmek zorunda Türkiye. Yani şunu demek mümkün değil. Kamunun borcu belirli düzeyde boş verin. Çok önemli esas özel sektör. Bunu biliyoruz ki ciddi sıkıntılar, krizler Güneydoğu Asya örneği çok büyük ders olmuştur. Özel sektörden patlak varmıştır. Kaldı ki bu brüt toplam borç stokuna baktığınız zaman kamu brütten bahsediyorum ama beni brüt ilgilendiriyor açıkçası. Brüt borç stokunun 2012 yılı itibariyle baktığınız zaman çünkü 2013'e yapmadım 2012'ye baktığınız zaman sonunda brüt söylendiği gibi değil. İç artı dış borç %40.16'dır yüzde olarak. Yani dolayısıyla öyle çok Avrupa Birliği'nde özellikle Avrupa bölgesindeki tabii ülkelerin birçoğuna göre düşük. Düşük bu kamunun borcu ama özel sektörün çığ gibi borcu var. Dolayısıyla buna bakmak ve lazım. Ve doların birden arttığı o dönemler yaşıyoruz. Örneğin dün akşam aynen. O Fed'de beklenilen karar çıkması belki de dolar yine çok ciddi bir yükseliş trendine girecekti. Bu sefer özel sektörün dış borcu daha önüne geçilemez bir noktaya varacaktı. Şimdi ben aslında ondan şeyi gündeme getirdim. Yani gündeme getirmedim. Bir parçası bu Fed'in kararlarının. Ekim'in ortasında ne kaldı şurada? Şurada 3 haftalık bir zaman dilim var. Ekim ortasında ne olacak? Ekim ortasında Amerika'daki bu belirsizlik bütçe yönetimini hazineyle hatta hükümetle temsilciler meclisinin arasındaki çekişimi uzayabilir. Eninde sonunda çözülür. Kasım olur yani Ekim olmadı. Evet. O zaman dolar ne olacak? İşte, belirsizlikler var. Kontrol edemezsiniz. O yabancı bir ülkenin ve ne olursa olsun dünyada halen bakın para politikasını açıklayacaktı borç alımını, tahvil alımını bizim gibi ülkeler özellikle nefesini tuttular böyle. Evet. Ne olacak diye. Bu kadar siz kararları izlemek durumundaysınız. İhtiyatlı olacaksınız gayet. Evet. Yani. Ekim'deki karar bakalım nasıl etkileyecek Ekim'de yaşananlar. Evet. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Için. Çok teşekkür ederim. Evet Güncel'in bugün de sonuna geldik. Bize güncel@kanalb.com.tr ve twitter.com güncelkanalb adreslerinden ulaşıp soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Yarın saat 16'da yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
Başkent'te sağlık programının 21 Eylül Cumartesi günü ilk konusu, hastalıkların teşhisinde patolojinin önemi. Konuğumuz Profesör Doktor Handan Özdemir. Programın ikinci konusu Alzheimer.